Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same as a loss, as a loss. Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same as a loss, as a loss. Herkese günaydın ballarım, nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok iyiyiz, çok şükür. Kalktım sabah 7.30'da kalktım, teyzemler saat 9'da burada olurlar diye. Çünkü tahminimce öyle olmaları gerekiyordu. Saat gece 3'te bindiler. 3'te bindikleri için otobüsle burası Eskişehir Edremit arası 6 saat sürüyor. Normalde 9 gibi falan burada olmaları gerekiyordu. Ama otobüste biraz sorun çıkmış arkadaşlar. Çok mola falan vermiş. Pek de memnun kalmamışlar aslında. Doğru söylemek gerekirse. Ondan dolayı birazcık geç kalacaklarmış. Sabah konuştuk, aradık. Ay, şöyle bir evimi gezdim, ettim. Ondan sonra sabah sabah şey yaptım, evleri toparladım, fantom tuttum tekrardan bir. Çünkü böyle minik minik bir şeyler dökülüyor yere malum. Camlarım falan açık zaten. Tekrardan bir lavabolarımı cifledim. Yapmasam içim rahat etmiyor. Bir lavabolarımı cif yaptım tekrardan. Daha sonrasında annem kalkmıştı, o geri yattı. Çünkü teyzemlerle konuştuk, onlar hani şey yapmayın dedi, çok da fazla hani acele etmeyin çünkü biz de 9 gibi falan gelemeyeceğiz, geç geleceğiz çünkü otobüste sıkıntı var dediler. Öyle deyince tabii ben geri yatar mıyım, yatmadım, işimi gücümü hallettim. Ben de annem geri uzandı çünkü annemlik bir şey yoktu zaten, hala da uzanıyor. Çıldırın yatağına uzandı. Çok sıkıldım. Tamam oğlum, gelecekler, ne yapalım. Otobüste sorun çıkmış. Böyle. Yani nasıl? Anlayacağınız bu şekilde. Evet. Yakup geldi şimdi balıktan. Balığa gitmişti, gece yoktu. O geldi. Ha şöyle sabah kalktım bir baktım, halım pek güzel duruyor. Böyle şöyle mutfağıma bir baktım. Dedim ne kadar güzel yakışmış minik mutfağıma. Çok güzel olmuş değil mi? Hemen kalkar kalkmaz ilk yaptığım işlerden bir tanesi de 2 paket kıyma çıkartmaktı. Kıymalarımı çıkarttım, şöyle böldüm. Çözülmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü akşama patlıcan kebabı yapacağım. Hani teyzemler gelir, kahvaltıdan sonra hemen yemeğimi yapıp koymayı düşünüyorum. Bakır çaycıya çıkaracaktım. Arkadaşlar alışkın olmadığımız için, böyle ağzımız onun lezzetine alışkın olmadığımız için sanki böyle bakır kokuyor gibi geliyor bana. Gerçek bakır olduğu için kokuyor gibi geliyor bana. O yüzden ben bir türlü onun çayına doğru düzgün alışamadım. Aslında çok güzel çay oluyor. Annem de çok beğendi. Yakup da çok beğendi. Hatta onlar onu çıkarmamı istediler ama ben kendim içemediğim için arkadaşlar, alışamadığım için onu çıkarmadım ne yazık ki. O yüzden burası böyle çaycım duruyor. Yakup su doldurmaya gitti, hiç girmedi eve. Ona da bacaya verdim, dedim su doldur gel, su bitmiş çünkü. Şöyle bir de yedek olarak çaydanlığımı çıkardım, buna çay deneyeceğim. Bu büyük çünkü bayağı. Çaycının çayı çünkü Yakup'a, bana ve anneme anca yetiyor. Onun demlik kısmı küçük olduğu için. Buna da demlerim çay diye düşünüyorum. Çünkü kalabalık olacağız. Teyzem zaten tam bir çaycı. Deli çaycı yani, çok seviyor çayı. Böyle Yakup da bacaya getirsin, buraya koyarım suyu yerine. Evin içinde pek de bir işim yok yani, geziyorum.
Geziniyorum yani, haber bekliyorum. Kahvaltı hazırlayacağım ama işte tedirgin oluyorum. Şimdi hazırlasam, koysam peyniri, zeytini, domatesi olmayacak. Yani en azından yaklaşsınlar da öyle hemen sofrayı kurayım. Yakup ekmek alacak bir de. İnsan böyle bir tedirgin oluyor yani ister istemez. Bakalım. Annem de kalktı arkadaşlar. Kıymayı çıkarmıştım zaten, malzemelerini koydum. Anneciğim bana yoğuru veriyor. Yoğuracağız. Şöyle köfte haline getireceğiz, hazırlayacağız. Dolaba koyacağım, dinlensin. Akşama zaten patlıcan kebabı yapacağım. O yüzden kahvaltıdan sonra hemen fırın tepsisini hazırlayıp fırına süreceğim. Pişireceğim. Yemeklerimi pişireceğim, öyle denize gideriz. Akşam geldiğinde yemeklerim hazır olur. Değil mi Fatmacığım? Aynen. Bir bey yapar gidersek rahat ederiz. Fatmacığım daha kendine gelemedi. İyiyim, iyiyim. Değil misin? Annemin de gözü şişti. Şu gözü bakın. Bakın. Benim de daha önce olmuştu, hatırlıyorsunuzdur. İttirseyi falan diyorlar da. Ondan değil, bu farklı bir şey. O farklı oluyor çünkü. Şöyle yumurtalarımı da koydum. Yumurtalarım kaynıyor. Ama şey, dilimleyeceğim yani, katı olsun istiyorum. Hadi kapatayım, dinlensin. İçinde kalsın, sıcak suyun içinde beklesin. Çaydanlığa demleyeceğim çayı. Çaycıda suyu ısıttım. Çayını falan da koydum. Hazırladım arkadaşlar. Sofrayı kuramıyorum. Çünkü yani zeytini, peyniri falan çıkarsam mutfak sıcak olduğu için beklemez. O yüzden bilerek çıkarmıyorum yani. Teyzemler de yabancı değil zaten. Onları alır gelirim. Geldikten sonra hemen kahvaltılıkları çıkarırım. Zaten hazır her şey. Patatesim de fırında. Şöyle. Pişti sayılır patatesim. Yumurtanı da pişirdim hazır. Domates, salatalık, biber, işte zeytin, peynir, salam, sosis, ne varsa artık kahvaltılık çıkaracağım. Soframı kuracağım. Sizlerle birlikte kurarız olmadı. Teyzemleri alıp gelince. Bir de gereken fırından biraz poğaça alacağım. Poğaça da dilimlerim. Boyutları çeşit olur. Hı? Boyutları işte büyük olsun anne. Çünkü patlıcanların aralarına koyacağım ya onları. Bakayım sen yap bir tane de. İyi. Öyle olsun. Şey, yağlı su hazırlayayım mı şeye, tabağa? Hı? Yağlı su hazırlayayım mı? Ondan da üstüne yağlı kağıt örterim, dolaba bir yere sıkıştırırım, dinlensin. Köftelerimiz de hazır. Sayılır. Son bir tane kaldı. Eline sağlık anneşkum. Köfte mi yapıyorsunuz? Hı hı. Onu da yap. Küllük şey de teyzem. Al bunu içine atıver, şöp yap bunu. Yap. Severim ağzını teyzem. Çok güzel. Harika. Bunları iyi yapmışsınız. Evin yeri güzel. Güzel teyze, evin yeri güzel. Balkonda da güneş gitmedi der, kaynıyor. Şey, birden sonra geliyor. Abla ya, sen sonra yok gireceğiz. Kızım, hiç ablam. Otur geç. Anne yan otur. Bir şey yapma, git otur dinlen, kahvaltı yapalım. Siz isterseniz uzanın biraz. Benim sevdiğim hafta gibi bir şey. Sürprizi ben sıkmışım. Severim ben de. Aç karnıyım, alır da denizde şey yapalım. Dolaba koysun. Dolapta yer olsun da koysun. Dolaba nereye koyacaksın anne? Yer yok ki. Anlamadım. Yer yok dolapta. Bakalım şimdi de. Bunlar çok ezilmiş. Ne bir şey olmuyor? Ha, çöp atmış. Bunlar ezilmiş. Şey yapalım. Çakımıza koymuş. Yoğurdun alın. Neyse. Sağ ol. Sağ ol. Yemiyor şimdi. Nasıl bir sıkıntı? Gönlüyor da bunlar. Getirdiğin de köle yemeği içine de. Daha sana biraz daha uzaklarım. Ama otur bir kendini yersin. Onu atla teyze, kullanırsınız. Ya dışarı koyacağım onu, atmayacağım. Şey, işi armut söylüyorum. Bir dakika şey yapmaz. Öyle mi? Ha, ondan koyduydum. Şey yapamadım.
Oturun dinlenin, kahvaltı var. Şeyden öğleden sonra gidiyor. Ana reçelleri niye buna koydum ben? Şuna koyacağız. Neyse. Kalpli reçeli karıştırdım. Ona koyacağım, bunu koymuşum yanlışlıkla. Aa, buradan sandalyeye otur Seda. Sandalye çek de otur ablam. Aa, iyi. Bu kaseyi de Seda. Daha yeni geldi dolanız buraya. Doğalgaz buraları yeni geldi. Doğalgaz yoluyor ya. Sen neye doğalgaz yani? Baksana ateş gibi yanmış ne gazdan burası. Şeyde patates var şimdi de. Çıkabilirsin değil mi? Anne oturun siz, ben yaparım bak. Ay, çorabla. İşte zeytin biliyor musun? Al bak. Şey, çağdaşlara doğru. Burayı kırma. Buranın balık esin zeytini. Ateşi şuraya tutsan olur. Güneş. Güneş kız geçiriyor. Yanarsın orada. Kapısa seyrek geliyor. Güle güle otur. Diyeceğim güzel bir şey. Sağ ol. Ben yere otur. Şuraya. Teşekkür ederim. Biz oraya otururum. Orası benim yerim. Allah'ım güzel. Size yer kalmadı biz gelince. Otur desin. Otur. Yer çok. Dolapların böyle mi kağıt mı yaptın? Aa, böyle test kendi orijinal bir. Sanki şey gibi, kağıt yapmışım gibi. Valla ben internette kağıt yaptım zannettim, görüyor musun ya? Değildir. Orijinal bir. İnşallah beğenmiyorlar. Beğenmiyorum da, keşke düz beyaz olsaydı. Ya işte müteahhit, müteahhitleri yapmış. Dolapların kapakları değiştirmiş. Thank you.
çağlamak böyle şey böyle evli de çocuğu da olsun bana bekar gibi geliyor. Ne ki kesi çeviriyor böyle. Hacı abla, Hacı abla dediği gibi. Değil. Ondan da. Aynen. Hacı abla şey de sanki de senin de beskisi de. Şavana. 1, 2, 3. Hani şurada da koydum bunları yaptıkları değil mi? He. Ben mi bildim şu anda? Var mı? Yok ya ben bilemiyorum. Bir tık. Ne bir taş da. Çok mutluyum şu bir kere verdim. Taşırım o. Onu şuraya bir şey getir. Halatımı hazırladım ballarım şöyle. Göstereyim size de. Halat soframı. Teyzemler burada. Yorulmuşlar. Yoruldunuz mu kız? Şimdi afiyetle kahvaltımız. Dolabında yok mu? Yok. Bekle. Şimdi patlıcan kebabı için anneme köfteleri mühürlettiriyorum. Mutfağı falan toparladım. Burada da pirinçlerimi ısıtadım. Pilavımı yapacağım bir yandan arkadaşlar. Çorba yapmayacağız. Son anda karar verdik çünkü yenilmiyor. Salata, karpuz falan keselim yanına. Şimdi
Patlıcanların kabuklarını soymayacağım arkadaşlar. Sizi şöyle yanıma alayım. Şimdi şu zincirini kapağa. Şöyle. Güzel olmuş çekmiş kendini. Güzel olsun Teyzem ve kuzenim de uyudular, yoldan geldiler. Malum yorgunlar arkadaşlar. Onlar yattılar. Ayrıca patlıcanlarımı şöyle doğrayayım. Kalınlığını göstereceğim size. Yani ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Şu şekilde olacak. Çünkü patlıcan eriyor ya zaten. Şu kalınlık iyidir. Yani siz tabii tercih kalmış bir şey. Ben böyle yapıyorum. Ona göre patlıcan diyeceğim, balcan. Balcan mı? Evet. Badılcan diyen de var. Badılcan diyen de var ama hasıl balcan. Bugün balcan kebabı yapacağız diye. Doğal o. Arkadaşlar balcan kebabı yapıyoruz. Şöyle. Ne anne? Senin sizin nasıl olur? Yemeklerimi pişireceğim, kapatacağım, rahatça gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sizler diyebilirsiniz, yoldan gelmişler, niye hemen denize gidiyorsunuz diye. Akşama kadar ne yapacağız evde? Sıkılırlar. Hayırlısı. Paradan yok değil mi? Ha var. Akşam geçti de yapacağız çocuğum. Yapacağım. Birazcık paradan yapalım. Onlar beklesin. Biraz acısı gitsin. Ondan sonra annene köfteler yiyelim zaten. Hemen gidecek dizerim. Hadi canım. Diyelim de sabah iki yerin sesi var. Sonra ben hemen makineye dizi verdim ya. Koy o toplaması da. Çaydan da kaldırmadım bilerek. Çay deniyoruz. Niye çıkamıyor ki? Dolaba niye çıkamıyor ki? Şimdi sıkar çıkacak. Köyden armut getirmişler teyzemler. Köy armutundan çok getirememişler ama yine bayağı bir getirmişler. Göstereyim. Şöyle. Dedemin armutlarından, bizim köyümüzün armutundan getirmişler. Şimdi
Çınar'a çok güzel bir okul çantası almışlar. Teyzem zaten bana ev hediyesi almıştı önceden. Çınar'a çok güzel bir okul çantası almışlar, bir beslenme çantası almışlar, oyuncak set almışlar. Çınar deli gibi oynuyor şu an içeride. Sen de duydun mu bana? Hı-hı. Şimdi çok soğuk. Canlı yetkisi. Yoksa hafta mı olmuş? Şimdi daha soğuk. Sen aldırıp Thank you.
sarımsak. Sarımsak çıkardım. Bunu açtın mı? Açtım. Kırpıyor aslında. Sizi bile önce. Seda uyudu, yandı. Güzel kıksın hayatım. Birazdan açılırsın. Yemeğimi yaptım arkadaşlar. Böyle sosunu da döktüm. Pilavım da orada pişiyor. Bunu da şimdi fırına süreceğim hemen. Kuzenim bana hırka almış. Şöyle giyeyim, sizler de görün. Rengine bayıldım. İnceliği falan çok güzel arkadaşlar. Ben zaten bu tarz şeyleri çok seviyorum. Mesela içine beyaz bir askılıyla falan. Böyle sonbaharda falan çok güzel, rahatlıkla kullanabileceğim bir hırka. Zaten ben hırkalarda önü kapalıdan nefret ederim, hiç kullanmam. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Kesesine bereket, teşekkür ediyorum kuzenciğim. Kolları falan da çok güzel. Bir de böyle pembiş çorabım var. Böyle. Kışında bunları giyeceğim, resmini çeker atarım sana kuzen. Annemler şimdi balkona çıktılar, teyzem biraz uyudu, uyandı. Seda da biraz uyudu, uyandı. Yol yorgunu var, dinlendiler. Bunu da askıya götüreceğim. Hediye paketimi götüreyim. Arkadaşlarım, biz denize gittik.
Ondan sonra geldik, yemek yedik, çay içtik, meyve yedik, karpuz yedik. Seda yattı, teyzem yattı. Onlar hem yol yorgunlukları vardı, hem de denizde de yoruldular tabii ister istemez. Alışkında değiller bugün ilk günden. Onlara şimdi yataklarını serdim. Onlar yattılar. Annem de teyzemin yanına onda sohbet ettiler. Yatak sohbeti. Bakar mısınız şuralarıma? Perişan oldum. Sabah terminali teyzemi almaya gitmeden önce teyzemle kuzenimi hemen şurada kuaföre uğradım. Tüylerimi aldırmıştım ağdayla. Tüylerim çıkmıştı minik minik, ağdayla aldırmıştım. Onun üstüne de denize girince tuzlu suya, tuzlu su ve güneş kavurdu arkadaşlar. Böyle buram kıpkırmızı oldu ne yazık ki. Şimdi belki bir şey krem uygularım bilmiyorum da inşallah geçer yarına kadar. Mutfağı falan toparladım böyle sabah temiz olsun diye. Bu arada halımı çok beğenmişsiniz. Bayılmışsınız. Hep bunu kullan Çağla. Mutfağına çok yakıştı demişsiniz. Gerçekten de çok yakıştı. Çok güzel oldu. Kullanırım arkadaşlar. Halım dediğim gibi çok halı sıkıntım yok. Yani kirlenene kadar bunu kullanırım. Kirlendikten sonra yıkarım. Öbürünü sererim. Sıkıldıkça. Şimdi artık sizlerle vedalaşacağım. Çünkü video editleyeceğim ben. Üzerime de bir elbise giyeyim rahat bir şekilde. Ya da üzerime şu askılı giyeceğim. Şu beni yaktı çok fazla. Videomu editleyeceğim. Yatacağım yani. Yarın çünkü bir de yoğun bir gün geçecek bizim için. Bakar mısınız nasıl kötü oldu? Çok hassas arkadaşlar. Benim cildim çok hassas. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.